yapacağım de. Şu işi tam yaparım da susacağım. Yemin ederim susacağım. Oğlum 302'nin sonuçları çıkmış ortada yok. Hasta taburcu olmuş, kaydı açık. Ne işe yararsınız oğlum siz? Ama sonra bana sorarsın. Hocam ben iyi doktor muyum diye. Hocam ben şöyle miyim, ben böyle miyim? Bir halt değilsiniz oğlum siz. Siz bir halt değilsiniz. Çıkan tahlil sonuçlarına bile ben koşturacaksam siz ne işe yararsınız oğlum? Söyle bana ne işe yararsınız? Şimdi oğlum sen bir de o asistanların başısın. Biz sana emanet ettik bu adamları, sana. Asistanların nerede oğlum senin? Asistanların nerede? İpek nerede? Alp nerede? Nerede oğlum bunlar? Nerede? Buradayım hocam. Samaya bağırmayın. Hepsi benim suçumdu. Ah Alp sen karışma. Hepsi benim yapmam gereken işlerdi hocam. Benim suçum. Hocam tamam çok özür dileriz. Bir daha da olmayacak. Halledeceğim ben hepsini. Umarım dediğin gibi olur oğlum. Umarım dediğin gibi olur. Kaybolun. Alp işinize bakın. Sen beni delirtecek misin oğlum? Niye açmıyorsun oğlum telefonunu? Başka zaman elinde bıt 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 oynarsın. Ben arayınca niye açmıyorsun şu telefonunu? Böyle kaçarak saklanarak mı doktor olacaksın sen? İşe bak ya. Sen adam olacaksın da biz görürüz. Olmayacağım Samo tamam mı? Ne doktor ne adam hiçbir şey olamayacağım tamam mı? Ne diyorsun be? Üzülüyorum abi. Hayal ettiğim hiçbir şeyi gerçekleştiremeyeceğimi üzülüyorum. Bu dünyayı böyle kimsesiz gelip kimsesiz buradan yok olacağımı üzülüyorum. Alp sen iyi misin? Ne saçmalıyorsun oğlum? Boş ver abi bırak seni. Hop. Kendine gel oğlum. Ay. Nefes almaya devam et Özcan. Nefes almaya devam et. Nefes almayı bırakma. Yan çevirin. Yan çevirin. Şşş. Solunum gitti. Hemen laringoskopi 7,5 tüp hazırla. Entübe edeceğiz. Peki hocam. Çenesi kilitli durumda. Bu şekilde entübe edemezsin. Tamam sakin ol. Airway'e takarız. Ambuyla solunumu geri getiririz. Merak etme. Ben zaten sakinim. Beni bırak Alp bilgilenmeye devam et. Arkadaşlar acele edin lütfen hadi. Ayaklarını tut. Burada mısın? Ayaklarını tut. Geri git. Girip. Çenesini sen yardım et. Bitmek üzere aslanım. Az kaldı. Bırakmıyorsun kendini. Aferin. Bana söylemek istediğiniz bir şey var galiba. Ben bir şey istemiyorum. Ama belli ki sen istemişsin. İstediğini de aldın. Hiç lafı dolandırma. Ne söyleyeceksen direkt söyle. Anlamadım. Yazık. Çok basit anlatayım. Babanın kızıymışsın. Anlamadım. Ziya Nur. Senin kan paranı hisselerle ödedi ya. Görüyorsun ellerde. Hepimiz aynıyız. Ne diyorsun sen be? Sen, ben, baban, babam, Ziya Nur. Hatta o çok sevdiğin Ali Asaf. Babalar ve evlatları. Hepimiz aynı pis çukurun içindeyiz. Kimse daha temiz değil. Beni kendinizle karıştırmayın. Ben hiçbirinize benzemem. Senin farkın ne? O hisseleri kabul etmeyeceğim. Sizin pis işlerinize bulaşmayacağım. Gururlu kız numaraları yapma bence. Sonra hisseler elinde koltuğunda otururken utanırsın. Utanabiliyorsan tabii. Hisseleri kabul etmiyorum. Siz adaletin önünde hesap verene kadar da durmayacağım. Artık elime düştünüz.
Eylül hocam. Eylül hocam, iyi ki gördüm sizi. Asistanları bulamıyorum. Oğuz Hoca ile baktığınız hasta vardı ya, köpeğin ısırdığı hani. Ateşi sürekli düşüyor. Tomografileri normal çıktı. Hızlı strep testi yaptınız mı? Yaptık, negatif. Bir şey gözden kaçırıyoruz. Çiko! Tamam. Tamam. Çikocuğum, tamam. Ne oldu? Çiko? Sakin Çikocuğum. Çiko... Eylül, inanamazsın. Sabahtan beri 40 kişi seyredip de kıç çıkmadı. Adamcağızı görünce çıldırdı. Sabahtan beri ilk kez mi böyle yapıyorsun? Evet, ne kadar tatlıydı, inanamazsın. Çıkıyor. Çabuk bizim hastaya göğüs ve karın infüze edilmiş CT taraması yapalım. Nasıl yani, kanser taraması mı? Aynen öyle. Daha önce duymuştum ama gerçek olabilir mi? Sen dediğimi yap, çabuk ol. Oğuz Hoca'yı da bilgilendir. Tamam hocam, ben dediklerinizi yapıyorum. Çiko'nun da iyi olduğunu Elif Hanım'a söylüyorum. Tamam, hadi. Çiko bizim değil mi yani? Çikito, sen bizim değil misin yani? Değil tabii, niye öyle düşündün ki? Beklenmedik Eylül'sün de ondan. Hem bu kıyafetlerin ne senin? Topuklu ayakkabıların nerede? Mehmet Öküz'ün de çağırmışsın. Oho, Esma vurdu, gol oldu. Ayıp oluyor ama. E bence de yani. Hadi yürü. Eylül, ne olduğunu anlatmayacak mısın? Sonra Esma, sonra. Ali Hoca çok hoş baktı, çok. Gel oğlum. Stefanoid kemiğin antromedyalinde menenjiyom. Oldukça da büyük. Göz ve motor sinirlerine çok yakın. Bu onu kör bile edebilir. Değil mi hocam? Ah benim aptal kafam. Ah aptal kafam benim. Nasıl anlamadım ben? Nasıl anlamadım ya? Çocuk yazık, ne zamandır baş ağrısı için ilaç alıp duruyordu zaten. Alp'in canı çok tatlıdır. Acıya hiç gelemez. Onun için demek ki etrafta sersem sersem dolaşıyordu garibim. Eylül Hoca'nın doğum gününde de fenalaşmıştı. Hepsinin nedeni bu tümörmüş işte. Çocuğun bu kadar sıkıntısı varken biz nasıl görmeyiz bu semptomları? Nasıl atlarız test yapmayı? Atlattı hepimizi inatçı keçi. O kadar da söyledim. Bu kadar başın ağrıyor, gel bir bakalım diye. Eylül'e bir yakının tomografi sonuçlarıyla ilgili danışmıştı. Demek ki kendisiymiş. Ama şunu bir atlatsın. Soracağım ben ona. Canım kardeşim benim. Alp'im benim ya. Benim işim var. Siz burada kalın. Ben de çıktım çocuklar. Alp size emanet. Güçlü olun, güçlü. Alp'i ameliyat edip sağlığına kavuşturacağım. Vay be. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Çok eminsin ya kendinden. Bir dur, bir bakalım, bir görelim önce. Alp sana mı emanet edecek kendini, yoksa bana mı? Eski günlere geri döndüm, seninle yarışa girdim diyorsun yani. Boş ver ya. Sen kendini o kadar önemseme. Ben her zaman yarıştayım. Kendimle bile. Diyorsun. Olur. Aklımda tutarım. Kafana göre. Oğuz hocam. Eylül Hoca köpeği tarafından ısırılan hasta için mamografi istemişti. Baksanız iyi olacak. Allah Allah. Ne diye mamografi istedi ki şimdi? Çok enteresan şeyler oldu hocam. Ben de şaştım kaldım. Siz bakın, ben anlatayım size. Gel bakalım. Ha ha ha!
Ben Yiğit Matik. Merhaba Yağız Matik. Bu halde kuyuya düşemezsin. Çünkü sığmazsın Yağız Matik. İstersen ben de senin gibi robot olabilirim Yağız. İster misin? Biliyor musun Yağız? Bu arada çok süper kahramana benzemişsin. Ali abi. Hadi bana güzel bir haber ver be abi. Tamam abi. Anlıyorum abi. Size de geçmiş olsun abi. Tamam. Tamam abiciğim. Metin abi. Abi patronla konuştun mu? Kredi mi? Kredi vermiyorlar be abi. Tamam. Tamam abi, peki. Peki. Basmış, karıncalar ezilmiş. Ama karıncalar da onlara bir şey yapmıştı. Bedelini ödediler. Lenfoma mı? Kanser mi var bende? Evet ama endişelenmeyin. Kanseri erken safhalarda teşhis etmemiz bizim için çok büyük bir şans. Bir de biyopsi sonuçlarına bakacağız. Ama ben hayatımda hiç sigara içmedim. Hep düzenli beslendim, spor yaptım. Ya nasıl olur ya? Aklım almıyor. Doğrudur ama her zaman sebebini kestirmek mümkün olmayabiliyor. Ama ben yorgun bile hissetmiyorum. Hasta değilim. Doğrudur. Yorgun hissetmemenizin sebebi kanserin çok daha erken safhalarda olması. Bundan kurtulmak için yeteri kadar vaktimiz var. Sadece birazcık dişimizi sıkacağız. Laf düğümleri burada değil mi? Doğrudur. Chico son bir aydır beni buradan ısırıp duruyordu. Sizce biliyor muydu? Belki dediğiniz gibidir. Hani kimi köpeklerin kanserin kokusunu aldığı söylenir. Eğer öyleyse Chico aslında bana saldırmıyordu. Eğer öyleyse hayır. Köpeğiniz sizi korumaya çalışıyordu. Benden istediğiniz bir şey olursa çağırmanız yeterli. Tekrardan geçmiş olsun. Özgül. Geçmiş olsun. Özgül. Efendim hocam. İpek nerede biliyor musun? Bilmiyorum. Annesi de sabahtan beri sorup duruyor. İzinli durumu falan yok değil mi? Bildiğim kadarıyla yok. İyi tamam. Allah Allah. Telefonu kırıyor musun, parçalıyor musun? Ne yapıyorsan yap, başımıza iş açacak. Al şunu. İyi be, iyi. O değil de senin uçkurunu tutamaman başımıza iş açtı. Hayır, ben anlamıyorum. O pide suratlı kadında ne buldun acaba ben de bulamadığın? Lan salak karı, şu kendi yaptığına bir baksana. Katil ettin bizi, katil. Hapse girecektin. El elde baş başta iki çocukla ortada mı kalsaydım? Kızım sen gerizekalı mısın? Vedat hapiste bitti o iş. Kim inanır bu salak karıya? Bir anda lan bu. Ben bir şey yap. Çabuk bir şey yap diyorum sana. Çabuk, kimse görmeden bir şey yap. Sana söylüyorum. Hadi çabuk ol. Çabuk ol. Yoksa biri görecek. Sana sor. Sus. Çekil şuradan. Ölmemiş bu kız. Yanamayız. Buyurun. Tek ekmeğin içine aldın değil mi abi? Aldım abi. Eyvallah. Afiyet olsun. Sağ olasın. Ama var ya hiçbir şey değişmemiş de. İçi alınmış,
Baharatı abartılmış. Unutmadım diye hava mı atıyorsun aklınca? Ne havası be? Lazım değil. Bizi bilen bilir. Harbiden eski günlerdeki gibisin bugün ha. E hadi söyle artık dökül. Esma haklı. Ne oluyor? Evleniyorum galiba. Ama tabii bunun için çağırmadım seni. Yardımına ihtiyacım var. Beraber Marmaris'e gitmemiz lazım. Alo. Merhaba kızım, ben Nermin. Babanın dükkanın karşısındaki komşunuz. Merhaba. Vedat abiyi aradım, yok. Nesrin'i aradım, o da yok. Sonunda senin telefonunu hastaneye aradım da aldım. Buyurun, niye aramıştınız? Sizin dükkanda sabahtan beri kapı baca açık. Giren çıkan da var. Bir haber vereyim dedim. Yani İpek gelecekti bugün kardeşim. O açık unutmuştur herhalde. İpek geldi bir ara. Hatta öncesinde Manav İbrahim'le de bir tartıştılar. Ama hiçbir şey duymadım. Manav'la mı tartıştı? Vallahi öyle. Sonra çıktığını da görmedim. İnsan merak ediyor tabii. Şu saat oldu, hala daha çıkmadı. Yani bir şey yoktur ama sağ olun yine de. Ne demek? Komşuyuz nihayetinde. Öğrenince bana da haber ver ama. Kaydet telefonumu. Sonra görüşürüz. Yansımış. Ne olmuş? Babamın dükkanının kapısı açık kalmış da. Bir gidip baksak mı? Bana uyar. İşi kıran sensin. Ama şu Marmaris işini de merak ettim doğrusu. Hadi bitirelim şunları da gidelim. Seni buraya çağırdım. Çünkü sizin yanınızda olduğumu bilmeni istiyorum. Sağ ol Esra. Teşekkür ederiz. Yalnız Sinan Bey bu durumdan hiç hoşlanmayacak, biliyorsun değil mi? Umurumda değil. Açıkça söylemek gerekirse benim de umurumda değil. Ben asıl Selim abiyi düşünüyorum. Ona ne yapacağız? Onu merak etme. O kısmı Eylül çok iyi hallediyor. Yani zaten bir tek onun sözünü dinliyor. Evet. Ala Asaf Bey. Merhaba Cemal Bey. Efendim, bu Yağız ve Yiğit kardeşlere yatışını siz vermişsiniz. Babaları hala muhasebeye uğramadı. Bizim de onayları vermemiz gerekiyor artık. Ne yapalım? Yani belli ki bir sıkıntısı var adamcağızın. Onaylayın siz. Ama Ala Asaf Bey, Sinan Bey'in böyle durumlar için kesin emri var. İmza almadan... Cemal Bey, onaylayın lütfen. Çocukların hazırlıkları başlasın. Tamam mı? Peki efendim. İyi günler. İyi günler. Hadi beyler, daha hızlı.
boşu boşuna kazdırdın şu çukuru bana. Arkanı toplamasaydım görürdün dünya kaç bucak. Arkamızı temizlediğin halimiz buysa yandık. Neyse sayende. Allah vereli gün ışığında kimse görmemiş olsa bari bizi. İnşallah kızım. İnşallah. Bak abicim. Ben buradayken şuradan şuraya geçemezsin abicim. Hiç kusura bakma. Yahu Samet benim kararım mı? Hayır. Geçirmem. Ölürüm de vallahi bu çocukları dışarı çıkartmam bu odadan. Sinan Bey'in emri diyorum. Hastane masrafları için ailesi ona imzası vermediyse başka hastaneye nakledilsinler dedi. İçeriden gelen sesleri duyuyor musun? Ya sizde hiç vicdan yok mu be? Çocuklar tamam. Samo abiniz burada. Ben buradayken hiç kimse sizi hiçbir yere götüremez. Merak etme kardeşim. Ben senin yanındayım. Hiçbir şey olmayacak. Güvendeyiz. Beyler hadi girin artık. Bak hala. Ya bir insan bu kadar vicdansız, bu kadar acımasız olabilir mi ya? Ha? Sizde hiç insaf, vicdan yok mu be? Şuncacık çocuğun tedavisini kesin, buradan alın başka hastaneye götürün diyecek kadar mı kötüleştiniz siz? Hiç mi vicdanınız yok sizin? Bak Samet, elimden geleni yaptım. Ali Asif Hoca onayladı dedim. Onu bile kabul ettiremedim. Yapma işte, beni zora sokma. Bu kadar kolay yani. Bu kadar kolay. Samet. Oh be, Ali Asif Hocam tam zamanında vallahi. Hayırdır, ne oluyor burada? Hocam, neymiş? Sinan Hoca'nın emriymiş. Burası Dingo'nun ağrımıymış. Para yoksa ameliyat da yokmuş. Cemal Bey, siz benim onay verdiğimi söylemediniz mi? Söyledim hocam. Olmaz öyle dedi. Ailenin onay imzası gerek dedi. E ne olacakmış peki şimdi? Başka hastaneye sevk edileceklermiş hocam. Öyle mi? Samet, bu odadan kimseyi çıkartmıyorsun. Tamam hocam. Arkadaşlar, siz de işinizin başına dönün. Kimse yok gibi. Sesimi duyan var mı? Yardım edin! Yardım edin! Ne oluyor Ali Asaf? Ben de size onu sormaya geldim. Ha şu iki ufaklığı diyorsun. Onlar tedaviye ihtiyacı olan hasta iki kardeş. Evet. Ama hayır kurumu değiliz biz. Üstelik sokağa atmıyorum. Başka hastaneye sevk ettiriyorum. Hastane politikası. Öyle mi? İzin vermiyorum. Ben veriyorum ama. Hangi sıfatla? Bu hastanenin tek karar mercii siz değilsiniz. Sen de değilsin. Hisselerimiz eşit. Evet, eşit. O zaman Eylül Hanım'a soralım. Ne de olsa en çok hissesi olan o. Seninle bu konuda iddiaya girerdim ama... kazanacağını bilince hiç tadı çıkmıyor. İpek! Kapıyı da kilitlememiş. Kardeşin sana benziyor mu? Bazen. Sen bize bakmıyorsun. Belki onu kalbinden vururum ha. Aradığınız belli mi olur? Boş boş konuşma. Daha sonra tekrar dinleyin. Telefonu da kapalı. Gel arka bahçeye bakalım.
Burada da kimse yok. Efendim? Eylül, müsait misin? Müsaitim, ne oldu? Şimdi bir karar vermen lazım. Ne kararı ya? Şimdi ne oluyor ki? Yağız'la Yiğit'in tedavi masraflarını hastanemizin üstlenmesi için senin onayın gerekiyor. Benim onayım mı? Evet. Tamam, ben onay veriyorum zaten. Karşı çıkan mı var? Karşı çıkan konuşuyor Eylül Hanım. Sinan, ben bir şey hatırlatmak istedim size. Onay vermeniz demek, hisseleri kabul etmeniz demek aynı zamanda. Bilmem farkında mısınız? Bugün istemediğinizi söylemiştiniz. Bütün pislikleriniz ortaya çıktı. Bakıyorum da hala rahat rahat konuşuyorsunuz. Yakında görüşeceğiz sizinle. Daha önce de söyledim, yine söylüyorum. Babaannenizin ölümünde benim hatam olduğunu ispatlarsanız doktorluğu bırakacağım. Eylül, orada mısın? Düşünüyorum. İnanın, cevabınızı heyecanla bekliyoruz. Tamam, ben şimdi geliyorum hastaneye. Tamam. Hadi görüşürüz. Kızım, söylesene ne oldu? Yürü, hastaneye gidiyoruz. Kızı beni bulmaz, delisi ayrılmaz. Kızım, madem gömmeyecektik biz bu kızı, ben niye kazdım o çukuru o kadar? Ha canım, bilemedim ya. Acemisiyiz biz bu işlerin de, o yüzden. Hala dalga geçiyor bir de. Atacağım şimdi arabadan, o olacak. Bana bak kızım, ben şimdi gidip bu işi hallediyorum. Sen de benim söylediğim şeyi yapıyorsun. Aynen konuştuğumuz gibi. Anladın mı? Anladım. İyi, inşallah. Hocam, kimseyi sokmadım içeri. Beni çiğnemeden geçemezsiniz buradan dedim. Aferin Samet. Söyle, hemen hazırlasınlar ameliyat için Yiğit'i. Peki hocam. Arkadaşlar, siz niye işinizin başına dönmediniz? Bir dakika. Dur bakalım. Ben ortalıkta Eylül Hanım'ı göremiyorum. Eylül Hanım yolda. Geliyor, siz de biliyorsunuz. Biliyorum. Ama tek başına karar veremezsin. Sevgili Eylül Hanım'ı beklememiz gerek. Ameliyat yok. Sinan Bey, bakın, bu çocuğun da sizin prosedürlerinizi bekleyecek vakti yok. Hocam, oğlum Yiğit'i ameliyata mı alıyorsunuz? Evet. Hayır. Ama doktor bey dedi ki... Beyefendi, anladığım kadarıyla paranız yok. Burası da hayır kurumu değil. İnanın, arıyorum ben. Para bulmaya çalışıyorum. Ya ben sizin gibileri iyi bilirim. Hep böyle bir ağlamaklı surat. İhtiyacım var halleri. Dersiniz. Sinan Bey, siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz ha? Ne yapıyorsunuz siz? Kimseyle böyle konuşma hakkınız yok. Çocukları için çırpınan bir babayla böyle konuşamazsınız siz. Hep bir kahramanlık peşindesin değil mi? Alkışlasınlar sana yeter. Azap, 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 azap. Beyefendi, inanın kimi aradıysam kimse 5 kuruş bile çıkarıp bana para vermedi. Ya ben ne yapayım şimdi, siz söyleyin. Yeter be! Ne yaparsan yap. Ben mi dedim buraya gel diye sana? Yeter! Bağırma artık babama. Onun da parası vardı ama artık yok. Bizim için çok çalışıyor ama... Tamam. Tamam oğlum, kimse bağırmıyor. Biz sadece konuşuyorduk. Merak etme sen.
Nesrin bu sefer yandın ki ne yandın? Ya bu kız babasına gidip annemin sevgilisi var derse? Kulaklarımla duydum derse? Gel. Ay Nesrin ablacığım seni ben bu halde de mi görecektim? Bak sana taze meyve getirdim iyileşesin diye. Sana şifa olur bunları. Sema. Senin ne işin var burada? Sakin ol, panik olma ablacığım. Ben alacaklı değilim, sana geçmiş olsuna geldim. İbrahim'in sana selamı var. Nasıl oldun? Daha iyisin değil mi? Hiç de. İpek bana çok iyi bakıyor. Evlat tabii. Öyle. Sen bugün gördün mü hiç İpek'i mahallede falan? Yo, mahalleye mi gelecekti? Yani hastanede değil mi? Alo. Ne yaptın İbrahim? Hallettin mi kızı? Hallettim, hallettim. Şimdi de kuduz aşısı olmaya gidiyorum. Ne diyorsun sen ya? Ya ayılmış sandığın içinde. Etimi kopardık. Neyse zar zor soktum depoya. Zaten haykıldı haykılacak. Son anda attım kendimi dışarı. Sen onu bunu bırak da anası ne diyor? Biliyorlar mı İpek'in bana geldiğini? Anlamışlar mı kaybolduğunu? Ay dur. Zaten ter içinde kaldım. Ayrıca korkmamıza hiç gerek yok. Ne demek korkmamıza hiç gerek yok? Diyorum ki kızım bize geldiğinden kimsenin haberi yok. Ayrıca kimse kaybolduğunu bile bilmiyor. Oh çok şükür. Aferin kız. Yerim senin o aklını. Sen karına güven. Gerisini boş ver. Hatta bir şey olursa bizden şüphelenmezler bile. Gör bak yırtacağız bu işten. İyi hadi bakalım inşallah. Sonra şurta ekibine devam et, tamam? Tamam. Tamam Miriam Hanım, size kolay gelsin. Her şey için sağ ol. İpek'ten haber alırsan beni de ararsın. Bir de Marmaris işi bende. Bulacağım o hastanede çalışan birilerini. Bırakmayacağım bu işin peşini. Tamam, sen gene de kafana göre hareket etme. Hadi görüşürüz. Eylül. Geri geldim. Ama niye geldiğimi, neyin değiştiğini bilmen gerek. Ne değişti? Hiç. Hiçbir şey. Ben yine hala aynı adamım. Hala sana çok aşığım. Bak. Benim için bir şey değişmedi. Ben hala Asaf'ı seviyorum. Parmağında görebiliyorum. O zaman kes artık şunu. Ama o yüzük öbür ele geçene kadar hala baktım var. Eğer böyle düşünmeye devam edeceksen bir daha gelme. Tamam ya. Ben öyle bir şansımı deneyeyim dedim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aklıma ne geldi biliyor musun? Hani sen bana arabada maçosun demiştin ya. Şaka yaptım onu ben ya. Biliyorum şaka yaptığını da ben de şimdi şaka yapacağım. Yani eğer gerçekten ben maço bir adam olsaydım... ...az önce Mehmet arkadaşımızın kafasını gözünü patlatmam gerekiyordu değil mi? Saçmalama. Aynı şeyi söyledim ben de kendime. Saçmalama Ali dedim, sen öyle bir adam mısın ya? Eylül. Sinan Bey odasında hisseler için sabırsızlıkla bekliyor. Ben çocukları son bir kontrol edeceğim. Ondan sonra orada buluşuruz, tamam mı? Böldüm galiba, kusura bakma da bir şey soracaktım ben.
Bey gördün mü? Yok, ben de onu merak ediyorum. Hastaneye geleceğim dedi, gelmedi mi daha? Yok, burada değil. Allah Allah. Aradı beni, babamın dükkanındaydı. Hastaneye geliyorum dedi, kapattı. Aa, tamam işte oradadır o zaman. Yok ya, gittim baktım. Kapıyı, pencereyi de açık bırakıp çıkmış gitmiş. Bu saate kadar gelmemesi garip artık. Garip tabii yani, hele ki İpek gibi hastanede yatıp kalkan birisi için uzun bir süre. Ya geliyorum dedi ya. Nereye kayboldu bu kız? Sakin ol İpek. Sakin ol. Sakin nefes al. Nefes al. Burada ölmeyeceksin. Baba, sen bizi eve götür. Biz orada iyileşiriz. Sana da kimse bağırmaz. Baba, ben kardeşime bakarım. Kağıt falan toplamam, ona bakarım. Kağıt toplamak mı? O nereden çıktı? Sen öyle şeyler mi yapıyorsun? Baba, kızarsın diye söylemedim. Cebimde para var. Ama hastane parasına yeter mi bilmiyorum. Yeter mi ki? Aslan, aslan oğlum benim. Güzel yürekli oğlum benim. Bu para yetmez bize. Siz ne ara bu kadar büyüdünüz? Ne ara bunları düşünür oldunuz? Babacığım, biz bir aileyiz. Doğru söylüyorsun, biz bir aileyiz. O zaman ben size bir şey söyleyeceğim, tamam mı? Şimdi... Bir gün ben yanınızda olmazsam eğer, ama bir gün birbirinize destek olacaksınız. Birbirinizi koruyacaksınız, tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Aslan oğullarım benim. Güzel çocuklarım benim. Bunları al. O uzun boylu doktor abi var ya. Bunları ona ver, tamam mı gelince? Baba şey, gelince sen versen. Yok, sen ver. Sen verince o anlayacak zaten. Tamam? Tamam. Şimdi oyun zamanı. Oyun mu? Tamam. Şimdi siz gözlerinizi kapayacaksınız. Birden ona kadar sayacaksınız. Ve gözlerinizi açtığınızda çok güzel bir haber alacaksınız. Tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Hadi başlayalım. Bir, iki, üç, dört, beş. 6 7 8 9 10. Adnan Bey. Doktor abi, babamın dediği güzel haberi sen mi getirdin? Güzel haber mi? Babanız öyle mi söyledi? Evet, oyun oynuyorduk.
ona kadar sayın çok güzel bir haber gelecek dedi. Ama kendi gitti. Çok güzel bir haber gelecek dedi, öyle mi? E güzel haber geldi. Yani babanız doğru söylemiş. Çok güzel haberlerim var size. Bak ben sana demedim mi? Çak. Bana yok mu? Hazır mısınız? Vereyim mi güzel haberi? Yiğit, bugün seni ameliyat ediyoruz. İyileşeceksin. Çok teşekkürler doktor abi. Şimdi bu güzel haberi babanıza da vermek lazım değil mi? Nereye gitti peki, biliyor musunuz? Saklanmaya gitti. Bulalım mı? Saklanmaya. Doktor abi, babam bunları sana vermemiş dedi. Adnan Bey. Adnan Bey. Çocuklar, ben şimdi babanızı bulup güzel haberi verip hemen geliyorum, tamam mı? Sonra da bunu kutlayacağız beraber. Her şey hallolurken bunu yapmış olma lütfen. Oğullarım, beni affedin olur mu? Bunu sizin için yapıyorum. Bugün değil ama bir gün anlayacaksınız. Beni affedin. Ben size iyi bir baba olamadım. Ben sizden değil, bu hayattan vazgeçiyorum. Adnan Bey! Yaklaşma sakın! Yaklaşma! Sakın yapmayın. Ben buna mecburum. Hayır, mecbur değilsiniz. Bakın, bu yaptığınız bir çözüm değil. İnin aşağı lütfen. Böyle olmaz. Bana hiç şans bırakmadılar. Şans mı? Bu mu sizin çocuklarınızın şansı? Sigortadan alacakları 3 kuruş para mı çocuklarınızın şansı? O sigortayı ödemesini ben de biliyordum. Önceden param, malım, mülküm, her şeyim vardı. Ama bitti. Anlıyor musun? Hepsi gitti, bitti. Benim çocuklarımın babadan daha çok paraya ihtiyaçları var. Paraya! Durun. Durun, yapmayın lütfen. Bakın, çocuklarınızın paraya değil, size ihtiyacı var, size. Her şey tamam. Ameliyat oluyor. Tamam mı? Ameliyat masraflarını hastanemiz karşılayacak. Hadi inin artık şuradan aşağıda, gidelim çocuklarınızın yanına. Bakın, ben onlara bir söz verdim. Bu güzel haberi birlikte kutlayacağız dedim. Hadi inin. Benim artık dayanacak gücüm kalmadı. Evet, ameliyatta çözüm buldunuz ama akşam eve ekmek götürürken ona çözüm bulabilecek misiniz? Ben hiç iyi bir baba olamadım. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Anlamıyor musun? Dur. Dayanacaksın. Dayanmak zorundasın, tamam mı? İyi bir baba olacaksın. İyi bir baba olmak zorundasın. Sen buradan atlayınca her şey düzelecek mi zannediyorsun ha? Çocukların kendini onların yüzünden öldürdüğünü düşünecekler. Onlara böyle büyük bırakmaya hakkın yok. Bak, benim babam yakın zamanda vefat etti. Bana öyle büyük bıraktı ki ben bu yaşımda o yükün altından kalkamıyorum. Tamam mı?
Hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor. Hiçbir şey yoluna girmiyor. Ne yapıyorum? Buraya çıkıp kendimi mi atıyorum? Hayır. Bak. Senin çocukların ufacık. Onlar bu yükü kaldıramazlar. Tamam mı? İn şuradan aşağı lütfen. Çocuklarımın önünde düştüğüm durum ne olacak? Ya sen onların babasısın babası. Sen onların kahramanısın. Ne hale düşersen düş. Nereye düşersen düş. Düştüğün yerden kalkacaksın. Ama hayatta kalacaksın. Onların yanında kalacaksın. Destek olacaksın onlara. Akıl vereceksin. Çözüm bulacaksın. Tamam mı? Bazen de çözüm bulamayabilirsin. Olsun. Bulma. Ama onları böyle bir yükün altında bırakıp gitme. Onların dünyalarını başına yıkıp gitme. Buna hakkın yok. Hadi Atman, in şuradan aşağı. Lütfen in artık. Tamam. Tamam Adnan Bey. Tamam. Her şey geçecek. Merak etme. Her şey düzelecek. Kapalı hala değil mi? Başına yolda bir şey mi geldi acaba? Yok canım, mutlaka haberimiz olurdu. Babamın alışveriş yaptığı manavla da kavga etmiş. Manav mı? O ne alaka ya? İşte bilmiyorum. Anlamadım ki. Bir gariplik var ama çözemedim. Ne yapacağız şimdi? Benim Sinan Bey'le konuşmam lazım. Sen bir annesine sor. Belki o bir şey biliyordur. Tamam tamam, o iş bende de. O zaman şöyle yapıyoruz. Kim yeni bir şey öğrenirse diğerine haber veriyor, tamam? Tamam. İpek buna gitmedi demek. Gitse... Sen ona salak mı meyve getirsin? Salak da yani. Bir de ucuzcu. Şunu getirdiğim meyvelere bak. İnsan hasta ziyaretine elma mı getirir be? Kivi, muz falan getirseydin hiç olmazsa. Varoş. Gel. Merhaba. Daha iyi misiniz? Nasıl oldunuz? İyiyim, iyiyim. Yer misin? Ha, yok, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ben İpek'i soracaktım size. İpek'in nerede olduğunu biliyor musunuz ya da nerede olabileceğini? Yok. Ben de aradım, açmadı. Açmadı değil işte. Telefonu kapalı, ulaşılamıyor. Ulaşılamıyor mu? Allah Allah. Neredeki şimdi bu? Ben de onu öğrenmeye çalışıyorum zaten. Bu arada manavla da kavga etmiş diye duydum. Artık bir alakası, bilgisi var mı bilmiyorum tabii. Ne? Hangi manav? Alışveriş yaptığınız manav herhalde. Yok canım. İpek'in manavla kasapla ne işi olur? Yorgunum anne demişti. Eve gidip uyumuştur. Neyse tamam. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kalk, eyvahlar olsun. Bu karı kesin bir şeyler çevirdi. Buraya da boşuna gelmedi. Ah! Çocuğuma bir şey mi yaptılar yoksa? Biri seni çıkaracak. Yine güneşi göreceksin. Korkma. Hayal et. Sevdiğim insanlar orada. Son kez görmedim onları, vedalaşmadım. Buradan çıkacağım. Kurtulacağım. Biliyorum. Buraya kadar boşuna zahmet ettin. Ben zaten söyledim Ali Asaf'a hisseleri kabul etmeyeceğini. Benim adıma karar verecek kadar yakın mıyız sizce? Değil miyiz? Yoksa hisseleri kabul ediyor musun?
Boşuna dememişler herkesin bir fiyatı vardır diye. Sizin için her şey fiyat, itibar, etiket değil mi? Gerçekten en son ne zaman hiçbir çıkarınız olmadan birine yardım ettiniz? Hı? Hatırlamıyorsunuz. Ben o hisseleri kabul edeceğim. O iki çocuk bu hastanede ameliyat olacak. Sadece o ikisi de değil. İhtiyacı olan herkes burada ameliyat olacak. Buna alışsanız iyi edersiniz. Alışmazsam ne olacak? Ne yapacaksın? Ne yapabilirsin? Size bu hikayenin sonunu söyleyeyim mi? Kaybedeceksiniz. O yüzden çok geç olmadan kendinize gelin. Kusura bakma, geciktim biraz. Çocukların babası Adnan Bey var ya, intihar ediyordu. Ne diyorsun ya? Durum iyi mi şimdi? İyi. Çok zor ikna ettim adamcağızı. Neyse, geriye bir tek senin belgeleri imzalaman kaldı. Merak etme, o işi hallettim ben. Nasıl ya? Nasıl hallettin? Konuştuğumuz gibi hisseler bende. Hadi tutma da şimdi işime koyayım. Aa, güzel. Tamam patron, tutmayayım seni. Ama senin de şu güzel yüzün bir gülsün artık. Ne yapıyorsun? Hastanedeyiz. Ne olacak ki? Biz hep hastanedeyiz zaten. Biz nişanlıyız, nişanlı. İyi de kimse bilmiyor. Biliyorsun. Pardon. Şişt, ne yapıyorsun? Ali, susar mısın? Bir dakika, bir dakika. Bir dakikanızı bana ayırabilir misiniz acaba? Çok fazla vaktinizi almayacağım. Güzel bir haber vereceğim size. Biz Eylül Hanım'la nişanlandık. Benim yüzüm yok ya. Bana hemen bir yüzük al. Bu nişanlılık çok güzel bir şeymiş. Aslında güzel olan aşk. Aşık olun bence. Sevin. Sevilin. Yani öneririm herkese bunu. Neyse, teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hocam, tebrikler. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hocam, tebrikler. Teşekkür ederim. Tebrikler. Kolay gelsin. Sağ olun. Sen gerçekten delisin. Ben sana deliyim. Ya şu hallerin... Ne var bu hallerimde ya? Ne var? Seviyorum. O kadar çok seviyorum ki. Sen beni sevmiyor musun? Cevabını bildiğin sorular sorma istersen. Öyle mi? Belki duymak istiyorum. Ben senin kalbini nasıl Ali Asaf diye attın diye biliyorum mesela. Sen benimkini duyabiliyor musun? Kalp atışı var ya, dünyanın en güzel müziği. Unutma doktor. Müziğin iyileştirici bir tarafı vardır, biliyorsun. Bu kalp atışı iyileştirecek bizim. Söz veriyorum sana. Bu da ikinci tedavim. Gerçi asansördeki ilk tedavim daha iyiydi ama. Tutma beni, hadi. Şimdi hisseleri kabul etmenin bir anlamı kalmayacak. Tamam. Tutmayayım seni. Ve...
ve hasta tedaviye yanıt verir. Çalmasa şaşarım zaten. Efendim Samet? Tamam, hemen geliyorum acilen.